Gok. Bu da karga gibi oldu. Ne diyorlardı ya? Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Siz bu kuşun nasıl öttüğünü biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Gözüntüsünün taklidini yapabiliyorum. Ama sesini yapamıyorum. Oynamayacağım. O hangi kuştu ki? Aliko ya, ödümü patlattın. Zaten canım sıkıldı. Bir de sen korkutuyorsun. Özür dilerim Lili. Korkutmak için yapmadım. Gerçekten hangi kuşu yapmaya çalıştığını merak ettim. Bu guk kuşu. Benzememiş mi? Guk. Guk, guk diye öter. Hiç duymadın mı? Hem guguk kuşuna benzemiyor o. Başka bir şey yapmayı denesene. Kedi yapmayı deneyebilirsin. Miyav, miyav. Aa, kediye benzedi galiba değil mi Liko? Benzedi Lili. Gerçek bir kediden daha çok benzedi. Sen de bir şey yapsana. Konuştururuz, çok eğlenceli olur. ne yapsam? Buldum. Ha? Hu. Ay, miyav. Köpek geldi. Kaçmam gerekiyor. Miau. Dur Lili. Bunlar dost kedi köpekmiş. Kaçman gerekmiyor. Oyun oynayacaklar şimdi. Demek artık bensiz oyun oynuyorsunuz he? Ben de o zaman gider kendime. Benim oyunlarımı çok seven yeni bir Lili ve Liko bulur. Onlarla oynarım. Gitme kılavuz. Bizden başka Lili ve Liko yok ki. Hem bizim senin oyunlarını ne kadar çok sevdiğimizi herkes bilir. Arkadaşlar, kulübümüzü unut oyunlarını ne kadar çok sevdiğimizi söyler misiniz? Çok seviyorlar kulübümüz. Sizi seviyor musunuz? Evet. Harikasınız. Ben de hepinizle oyun oynamayı çok seviyorum. Zaten şaka yapmıştım. Oyunlarımı sevdiğinizi biliyorum. Bizi kandırdın mı yani? Şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Yok yok, bizi kandırdın sen. Kandırıcı kulübümüz. Baksanız oyun falan söylemem. Bu defa şaka yapmıyorum he. Aa, ciddi kulübümüz. Ciddiyse gıdıklamayalım Liko. Gıdıklamıyoruz. Sen de oyunumuzu söyle. Biliyorum. Bugünkü oyunumuz Gölgesi Burada, Kendisi Nerede oyunu. Ay, tam da istediğim oyun. Gölgesi Burada, Kendisi Nerede? Yaşasın. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Gölgesi Burada, Kendisi Nerede? Nasıl bir oyun? Aslında ben de pek anlamadım ama kılavuzun her oyunu güzeldir zaten, değil mi? Teşekkür ederim Lili. Daha oyunu anlatmadığım için anlamamanız çok normal. Anla dedi kulübümüz. Çok merak ediyorum. Bugünkü oyunumuzu Balon Köyü'nde oynayacağız. Balon Köyü'nü çok severim. Ben de. Ben anlatayım. Sustuk. Önce Balon Köyü'ne gideceğiz. Orada sırayla bulmamız gereken 3 tane balon var. Ama Balon Köyü'nde bir sürü balon var. Hangi üçünü bulacağız ki? Üstünde kırmızı, yeşil ve mavi lamba olan balonları bulacağız. Önce kırmızı, sonra yeşil, en sonunda mavi balonu bulacağız. Bulduğumuz balonun içine gireceğiz. Siz balona binince balon yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Balonun içinde bir resim olacak. Manzara resmi gibi mi? Evet Lili, ama bu manzara şehir manzarası da olabilir. Bu resimlerde bir canlının olması gereken yerde o canlının yalnızca gölgesi olacak. Resmin altında da 3 farklı kartta canlılar olacak. Bunların hangisinin o gölgenin sahibi olduğunu bulup üzerine yapıştıracaksınız. Üçüncü, yani mavi balonda işiniz biraz zorlaşacak. Çünkü bu balondaki resimde 3 gölge var. Yanlış bir kart koyduğunuz zaman balon daha hızlı yükselmeye başlayacak. 3 balonu bulup 3 resimdeki gölgeyi de tamamladığınızda oyunu kazanmış olacaksınız. Herhangi bir canlının gölgesi olabilir mi bu? Ördeğin, köpek de olabilir, ağaç da olabilir. Guguk kuşu da olabilir değil mi? Aynen öyle. Hepsi olabilir. Ay, bu harika bir oyun kulübümüz. Hadi oynayalım. Oynayalım ama önce bir şarkı söyleyelim. Söyleyelim. Şarkı söylemeye bayılıyorum. Salla, 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 salla çalkala. Salla, 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 salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla, salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla, salla çalkala. Artık oyun oynamaya hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Peki arkadaşlar, siz oyuna hazır mısınız? Hazırız. O zaman hadi Balon Köyü'ne. Hazır. 3, 2, 1. Oyun başladı. Liko, ne yapıyorsun?
Baksana deli. Hepsi de ne kadar güzel. Şu balonun birisine bakalım hadi. Liko, kırmızı lambalı balonu bulmamız gerekiyor. Senin uğraştığın şeye bak. Ama o zaten kırmızı lambalı balon Leli. He? Aa, gerçekten kırmızı lambalı balon. Gölge denizde olduğuna göre demek ki bu balığın gölgesi. Hepsi bu kadar kolaysa yaşadık vallahi. Hadi balığı gölgenin üzerine koy Liko. Anneciğim ne oluyor ya? O gölgenin balığa ait olduğuna emin misin Liko? Ama denizde... Böyle küçük şaşırtmacalar yapabilirim bazen. Hangisi o zaman Liko? Çabuk. Galiba bu bir sincap gölgesi. Evet, evet. Sincaba çok benziyor. Kesin sincap bu Liko. Ha? Yaşasın, sincap gölgesiymiş. Tatlı bir sincap. Neredeyse uzaya çıkacak. Ya. Şaşırtmacalı kılavuz. Hem kandırıkçı hem şaşırtmacalı. Benimle uğraşmayı bırakın şimdi. Yeşil lambalı balonu bulmaya gidin hadi. Hadi Leli. Yeşil lambalı balonu bulalım. Yeşil lamba. Bağırınca sana cevap veremez. Akıllım. Arayıp bulacağız. Biliyorum zaten, şaka yaptım. Hadi koş Leli. Nerede bu balon? Bulamazsak çok üzüleceğim. Balon. Neredesin? Leli seni bulamazsak çok üzülecekmiş. Liko. Balon sana cevap veremez dedim ya. Onlar konuşamazlar. Biliyorum, gül diye yaptım. Bak şimdi ben hemen bulacağım. Bekle sen. Arkadaşlar siz buralarda yeşil lambası olan bir balon gördünüz mü? Gördük. Aa bak Leli görmüşler. Nerede gördünüz? Lütfen çabuk söyleyin. Arkanızda. Ha? Orada Leli orada. Panda, tilki ve çiçek. Çiçek de bizim evdeki çiçeklere benziyor Leli. Ama tilkiyle pandayı hiç görmedim galiba. Leli, Liko fark etmiyorsunuz ama balonunuz bayağı yükseldi. Ay Liko bakamayacağım. Galiba bu sefer gerçekten gökyüzüne geçip uzaya çıkacağız Leli. Acele etmeliyiz. Edelim. Bu gölge çiçeğe hiç benzemiyor. Çiçek olamaz bence de. Tilkiye benziyor mu sence? Pandaya daha çok benziyor. Pandayı yerleştiriyorum o zaman. Ay dur dur Liko. Bir an tilkiye de benzettim aslında. Tilki çiçeği çok küçük Leli. Baksana panda gibi kocaman. Pandayı yerleştiriyorum. Tamam yerleştir. Ha gözlerini aç Leli. Balon aşağıya iniyor. Ha pandaymış demek, yaşasın. Şurasına baksana kılavuz. Evin içinde panda çok komik. Gerçekten komik görünüyor. Oyunu tamamlamamız için sadece bir balon kaldı. Mavi lambalı balon. Hadi Leli bulalım şu balonu. Aa, Leli elimizi ayrı arayalım. Daha kolay buluruz. Bulan seslensin tamam mı? Tamam Liko. Balon. Liko buldum. Aa, mavi lambalı balon. Leli buldum. Leli. Liko önüne bak. Liko iyi misin? İyiyim Leli. Bir de balonun karşında olduğunu unutmuşum. Hadi o zaman. Bu balondaki resmin gölgesinin neye ait olduğunu da bulalım. Çok güzel bir şekilde oyunu tamamlayalım. Hadi. He? Ama bunda üç gölge var. Dur tekrar sayayım. Belki yanlış saymışsındır. Bir, iki, üç. Üç gölge var Leli. Kılavuz bir yanlışlık yaptım galiba. Yapmadım Leli. Küçük bir şaşırdı sadece, o kadar. Acele edin, bence balon yükseliyor. Ay acele ediyorum şimdi. Bakalım bu neymiş? Köstebek. Burada Leli bak. Bu gölge köstebeğin. Yerleştir eminim. Ha? Emin sen yerleştiriyorum. Tamam. Köstebeği koyunca balon hızlanmadığına göre demek ki köstebek doğru. Ördek. Hangisinin ördeğin gölgesi olduğunu tahmin etmek dünyanın en kolay işi. Tabii ki de bu. Ne? Leli o hiç ördeğe benziyor mu sence? Benzemiyor. Hep sen mi şaka yapacaksın? Şaka yaptım. Aha, gerçekten söylüyorsun sanmıştım. O zaman ördeği de buraya yerleştiriyorum. Ve solucanın gölgesi de bu. Aha, başardın. Başardım. Harikasınız. Başardınız. Bizimle birlikte oynadığınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar gelin olur mu? Hoşçakalın.
hop 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 hop. Merhaba Pisi. Merhaba Cücüğüm. Ne güzel ip atlıyorsun canım. Evet, ip atmamayı çok seviyorum Cücüğüm. Bak hop hop. Gördün mü? Gördüm. Harikasın canım. Ay çok yoruldum. Çok susadım Cücüğüm. Şurada cam çiçeği sağlıklı suyum var. Ay. Hop. Aa, ne oldu Pisi? Sıcak mı sıcak Cücüğüm? Aha, güneşte kaldığı için ısınmış sanırım canım. Of, ama içilecek gibi değil. Evet, ama evden çıkarken buz gibiydi bu su. Niye ısındı anlamadım ki. Güneş bizi ısıttığı gibi suyu da ısıtır Pisicim. Hani dedin ya, hani hava bugün çok sıcak dedin ya. İşte bu sıcaklık herkese geçer. Suya da geçmiş ve su ısınmış. Ama hava böyle sıcakken ben nasıl böyle soğuk su içebilirim ki? Aa, bir koku alıyorum Cücüğüm. Sanki kara karga buraya geliyor. Merhaba Pisi. Yüzün asık gördüm yine seni. Ah kara karga, sorma sorma sorma. Biraz soğuk su içmek istiyordum ama evden getirdiğim su ısınmış burada. Bilemedim ki soğuk suyu nasıl taşırım yanımda. Aa, üzüldüğün şeye bak. Karga bunu termosla çözer. Tabii ya, karga haklı. Termos nasıl bir şey Cücü? İşte böyle bir şey Pisi. He, bu bir termos mu? Evet Pisi, bu bir termos. Peki termos ne işe yarar Cücü? İçine koyduğun şeylerin sıcaklığını korumaya yarar Pisicim. Yani içine soğuk bir şey koyarsan onu soğuk, sıcak bir şey koyarsan onu sıcak tutar. Gerçekten mi? Yani soğuk suyu elden çıkarken içine koysam, burada oynasam, sonra içerken ısınmış olmaz mı? Hayır, olmaz. Termosun içinde suyun hep soğuk kalır canım. O zaman ben bir termosa bayıldım. Hayatıma hoş geldin termos. Gidiyorum soğuk su bulmaya. Ay, pardon. Çok özür dilerim Pisi. Sana gelmek istediydim ama. O elindeki ne ki? Bu bir termos pan. Termos mu? Evet, termosun içine soğuk su koymayı. Şelaleye gidiyorum. Harikaymış. Şimdi benim büyük bir sorunum var. Aa, ne oldu Pan? Evde misafirler var. Çay demlemiştim annemle. Birer bardak çay verdim herkese. Çaydanlık çay dolu daha ama ocağın tüpü bitti. Yani çayı misafirler gelene kadar nasıl sıcak tutmam lazım? Çay soğuyor gittikçe. Onlara soğuk çay verirsem çok ayıp olur. Annem de biraz kızar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Buldum. Çayı da termosta sıcak tutabiliriz falan. Ama soğuk su için demiştin. Termos hem soğuk şeyleri soğuk tutmaya hem de sıcak şeyleri sıcak tutmaya yarar Pan. Gerçekten mi? Evet canım. Termosu misafirler gidene kadar sana verebilirim. Yaşasın o zaman. Sorunu çözdük.
bulursan bulursun, bulursan da çizersin. Jingle bell çizim sensin. Bir koku alıyorum şu an. Ne kokusu? Sanki kara karga buraya geliyor. Pisiyle pambur da bak. Ver şimdi onu. Şimdi kovarım onu. Yapma arkadaşım ya. Termosu bana kara karga getirdi. Onu üzme. Allah Allah. Sen ne kadar iyi bir karga oldun öyle. Bu iyilikleri niye yapıyorsun bize? Ben kötü bir karga değilim Pan aslında. Sadece biraz yaramazlığı seviyorum da. Ama iyilik yapmak da çok güzel. Ben ona iyilik yapınca pisinin yüzü güler. Ay, güzel karga ya. Bazen sana kızsam da seni seviyorum ben de aslında. Ne mutlu o zaman bu kara karga ya. Kuak kuak. Abi abi. Çayın soğumaması için ne yapacağız? Annem telaşla evde bekliyor. Merak etme kardeşim, çayımız soğumayacak. Ama nasıl? Çay koyacağız. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Pompaya mı? Termosa mı? Büyütece mi? Doğru, termosa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir termos çizin.